Burdur iline bağlı Çamköylülerin İsviçre'de 20 yıl önce kurdukları İsviçre Çamköylüler Yardımlaşma Derneği geleneksel gecesi bu yıl ayrı bir coşkuyla kutlandı. Argaun şehrinde Palmas Düğün Salonu'nda sevilen sanatçı Orhan Ölmez ve Sümer Ezgün'ün muhteşem şarkı ve oyun havalarıyla renklendirdiği gecede hemşeriler adeta şov yaptı. Geleneksel gecede açık artırmayla yapılan Çamköy ağası seçimi ise 8.000 frankla İbrahim Şahin isimli iş adamı aldı. Çiçeğimizi de başkanımız takdim ediyor Ertan Bey. 8.000 franka bir ağırlıkla gitmiş bulunuyor. Geleneksel Çamköylüler gecesinde. Şimdi sizleri bu renkli görüntülerin yaşandığı geceye götürüyoruz. Ve ardından yaptığımız röportajları ekranlara getiriyoruz. 20 sene önce kurulmuş Zürih'te dernek çok önemli aslında. 20 yıldır bir Türk derneğinin yaşaması hakikaten zor. Onun için takdir edecek bir durum. Yıllar önce ben Çamköylüler Gecesi'ne yine gelmiştim. Çamköy'de de yine bir konser vermiştim. Burada bir abimiz 20 sene önce Çamköy'de verdiğim konserin DVD'sini çekmiş. O zaman işte demek ki şeyler o Betacam şeyler vardı. Kasetler vardı, kartuşlar falan. Onu DVD'ye aktarmış. 20 sene sonra bana burada hediye etti. O benim için büyük bir anı oldu şimdi. Dolayısıyla Çamköy benim gönlümde çok güzel, çok özel. Zaten bizim hemşerilerimiz, ben Burdurluyum. Aynı duyguları paylaşıyoruz, aynı yörük boyları. Galiba biraz sonra çok güzel bir gece yaşanacak. Salon doluymuş. Ben de inanır mısınız heyecanlıyım. Birçok yere konsere gittim. Ben Sivaslıyım baba tarafından. Sivas'a falan gidiyorum. Hani bu kadar bağıra basma durumu çok fazla yerde yaşamıyorsunuz. Onun için Çamköylülerdeki en dikkat ettiğim özellik herkes sanki 40 yıllık ahbap, 40 yıllık dost, o kadar samimi, o kadar güzel insanlar ki hemen böyle gördüğünüz anda neredeyse bütün derdinizi tasasınızı anlatabileceksiniz yani. Sırada Çamköylülerin görüşleri ekrana geliyor ve Çamköylülere bakalım soralım. Gecenizden memnun musunuz? Derneğinizin, yönetiminizin bugünkü düzenlediği etkinliği nasıl buluyorsunuz? Şimdi ilk öncelikle yönetim kurulu olan arkadaşlarımızı Cani Gölü'nden tebrik ediyoruz. Çünkü kolay değil büyük bir organizasyon hazırlamak. Sanatçısından, yemeğinden, servisinden, her şeyinden gayet memnunuz. Bütün yönetim kurulunu aslında kutlamak lazım. Aynı zamanda esnafıyla, vatandaşıyla her yıl bu katılımı gerçekleştiriyorlar. Ayrı ayrı zamanlarda program, bayramlaşma ve diğerleriyle birlikte Canı Gül'den tebrik ediyorum bütün arkadaşlarımızı. İnşallah daha nice yılları diyorum. Siz o derneğin kuruluş dönemini hatırlıyor musunuz 20 yıl öncesini? Evet, iyi hatırlıyorum. Yani o zaman ayrı bir heyecandı. Tabii belki şöyle bir avantajı da vardır. Köy küçük olduğu için herkes birbirini tanıması o çok büyük bir ehemmiyet taşıyor. Bundan dolayı da herkes birbirini tanıdığından burada bir birlik beraberlik oluşuyor. Çamköylüler kurdu bu derneği ve ilk İsviçre'de yaşamaya başlayanlar kurmuş. İyi ki de kurmuşlar. Ve bugünleri görüyoruz. Evet. Bundan sonra belki ipsiz alıp devamını sizin zaten amaçları da o galiba. Devralım. Evet. Sen neler söylemek istersin? Kardeşimiz dediği gibi artık gençlere yöneldik. Çünkü bundan önceki abilerimiz de bizim yaşlarda yani taşın altına ellerini koymuşlar. Ve yavaş yavaş artık bize devretmeyi düşünüyorlar. Bu sene 20. yılımız. Bizler de taşın altına elimizi koymazsak bir 20 yıl daha göremeyiz. Ya biz diyoruz ki nice 20 yıllar görelim. Ve insanları böyle gecelerimizde bir arayı toplayalım, eğlendirelim. Yani biz amacımızdan sapmadık. İnşallah biz de siz gençlerden daha güzel projeler bekliyoruz. Bayrağı büyüklerinizden devralıp önümüzdeki yıllarda sizleri de yönetimde görmeyi arzuluyoruz. İnşallah. Başarılar.